Değerli meslektaşlarım, iyi akşamlar. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin düzenlediği webinarlarda görev almaktan dolayı son derece mutluyum. Başta dernek başkanı sevgili Timur hocamız ve beni davet eden sevgili Recai hocamıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi bana verilen konu IVF'de başarıyı özellikle miyomu olan hastalarda nasıl arttırabiliriz? Tabii miyomu olan hastalarda temelde yapmamız gereken şey bizler de cerrah olduğumuz için miyomektomi. Miyomektomi yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Hangi miyomlara yapmalıyız? Ve yaptığımız bu miyomektomi işlemi gerçekten başarı oranlarımızı arttırır mı? Ve miyomu tabii size anlatmama gerek yok. Hepimiz günlük yaşamımızda çok sayıda miyomlu hasta görüyoruz, değişik şikayetlerle gelen. Ve aslında oldukça da sık gördüğümüz bir hasta grubu, yaklaşık üreme döneminde %25-40 oranında görünüyor. İnfertil kadınların %5-10'unda görülüyor. Ve tek başına başka hiçbir faktör olmadan infertilite nedeni olarak da %2 ila 3 görünüyor. Özellikle bakın 40 yaşın üzerinde değerli meslektaşlarım %60'a kadar sıklığı artarken infertil hastalarda görünme oranı %24'lere çıkıyor. Neler acaba etkili? Yani aslında miyom niye oluyor tam olarak bilmiyoruz. Bununla ilgili çok teoriler var ama biraz evvel de söylediğim gibi yaşın önemli bir etkisi var. Diyet etkili olabilir, fiziksel aktivite, vücut kitle indeksi, hormonal faktörler, ırk, özellikle siyah ırkta daha çok olduğunu biliyoruz. Doğurganlık arttıkça özellikle daha fazla arttığını biliyoruz. Peki bize nasıl gelir? Hepiniz günlük pratiğimizde görüyoruz. Genellikle bunların %60'a yakını aslında asemptomatik. Hastayı biz rutin muayene sırasında tesadüfen miyomlu olduğunu görüyoruz. %35-40 oranında semptomatik oluyorlar ve en fazla da %30 civarında anormal vaginal kanama ile karşımıza geliyorlar. Ağrı ya da bası bulguları da diğer önemli faktörler. Bakın sadece %5-10 aranında bize infertilite nedeniyle başvurabilirler. Değerli meslektaşlarım, şimdi miyomların sınıflandırılmasında bu FIGO'nun yaptığı sınıflandırma 2011 senesinde. Burada tabii bakın yerlerine göre tip 0 tamamen kavite içerisinde, işte tip 1 %50'sinden fazlası intramural, %50'sinden daha azı intramural ve işte tip 3 intramural, tip 4 intramural, tip 5 bir kısmı subseroz, tip 6 ve tip 7 tamamen subseroz olmak üzere bir klasifikasyon var. Bugün en fazla bu klasifikasyon kullanılıyor. Şimdi burada biz şu soruyu aslında soruyoruz kendimize. Miyomların infertilite ilişkisi var mı? Yani tek başına miyom başka hiçbir faktör olmadan infertilite yapar mı? İkincisi ise siz bu miyomun başka hiçbir neden yoksa çıkarttığınız zaman gebelik oranı artar mı? Üçüncü soruda IVF yapacağınız bir hastada bu miyomları çıkartmalı mısınız? Çıkartacaksanız hangi durumda çıkartmalısınız? Bakın burada tabii bizim sıkıntımız şu, randomize kontrollü çalışmalar yok. Yapmak da zor. Çünkü şimdi iki elinizde miyomlu hasta olsa yani birine ben işte size ameliyat yapmayacağım, diğerine yapacağım ve bu miyom ameliyatının sonunda da
siz gebe kalacaksınız ya da kalamayacaksınız gibi bir şey söylemek çok zor. Hastaların da bunu kabul etmesi zor. Tanısal yöntemlerin bir standardı yok. Bakın biraz evvel söylediğim FIGO standartizasyon yöntemi bir şekilde biraz daha standartize ediyor ama çoğunda bunlar net olarak çalışmalarda belirtilmiyor. Büyüklüğün, sayının ve yerin tam olarak belirlenmediğini görüyoruz. Peki bir diğer soru, infertilite yapıyorsa nasıl yapıyor? İmplantasyonu engelliyorsa nasıl yapıyor? Bu da bakın bu slayttaki bütün aslında söylenen şeyler de sonuçta hep teorik. Acaba uterin kavitenin yapısını mı bozuyor, kontraksiyon mu yapıyor, serviksi distorsiyon ediyor, tubayı ya da kapatıyor mu? Acaba implantasyon üzerine endometriumun yapısını mı bozuyor? İntrauterin kanama ve pıhtılaşma mı yapıyor? Fokal endometriyal vasküler bozukluk, endometriyal inflamasyon, vazoaktif ürünlerin sekresyonu, interleukin-10 ve glikodilin seviyelerinde mi değişme yapıyor değerli meslektaşlarım? Gördüğünüz gibi çok teori var. Doğrusu ne bilinmiyor. Ama bakın son zamanlarda giderek karşımıza junctional zone denilen bir zon çıkıyor. Bu junctional zone da bakın burada gördüğünüz gibi hemen endometriumla miyometriumun birleştiği bölgedeki yer. Yaklaşık miyometriumun iç 1 bölü 3'ü. Bunun önemi şu, bu bölgede bu natural killer cell denilen NK hücrelerinin ve makrofaj hücrelerinin daha fazla olduğu tespit ediliyor. Bu aslında ontogenetik olarak endometrium benzeri. Steroid reseptörleri var. Ve bunun gametlerin transportu ve implantasyonda rolü olduğunu görüyoruz. Yani bu junctional zone gerçekten çok önem arz ediyor. Biraz daha bunun detayına gireceğiz. Şimdi baktığımız zaman değerli meslektaşlarım, miyomların fertilite üzerine etkisini araştıran literatürde toplam önemi olan 2-3 tane sistematik review ve meta analiz var. Ben bunları topladım. Bunlardan bir tanesi özellikle bu Pritzin yayını. Acaba miyomlar yerlerine göre ve büyüklüklerine göre fertiliteyi azaltırlar mı? Birinci soru bu. İkinci soru, bunların çıkartılması fertiliteyi arttırır mı? İkinci sorumuz da bu değerli meslektaşlarım. Bakın toplam 23 çalışma ama bakın 13'ü retrospektif, 9'u prospektif, bir tanesi sadece randomize kontrollü çalışma. Biraz evvel de söylediğim gibi randomize kontrollü çalışma yapmak oldukça zor. Şimdi bütün lokasyonlardaki miyomlara bakarsanız aslında bakın miyom gerçekten bakın 0,03 çıkmış neredeyse. Gerçekten miyomlar klinik gebelik oranlarını azaltıyorlar. Ve bakın burada da yaklaşık olarak toplamda %15 civarında azaltmış. İmplantasyon oranını azaltıyorlar %18 civarında. Devam eden gebelik ve canlı doğum oranlarını bakın değerli meslektaşlarım %30 oranında azaltıyorlar. Ve spontan abortus oranını da yine aynı şekilde yaklaşık 1,6-1,7 kat arttırıyorlar. Preterm gebelik daha doğrusu preterm doğum oranları üzerine önemli bir etkisi olmadığı saptanmış. Demek ki temel olarak yerden bağımsız baktığımız zaman evet miyomlar bütün bu biraz evvel saydığımız gebelik oranları, implantasyon oranları, doğum oranlarını düşürüyor ve spontan abortus oranlarını yükseltiyorlar. Şimdi biraz da yerlerine bakalım. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. Submüköz miyomlar. Bakın klinik gebelik oranlarını düşürür. İmplantasyon oranlarını düşürür. Devam eden gebelik ve canlı doğum oranlarını düşürür. Spontan abortus oranlarını arttırırlar. Ama enteresan olan değerli meslektaşlarım, bakın bunları çıkarttığınız zaman, yani bir submüköz miyom gördüğümüz zaman çıkartıyoruz.
İspatlanmış olan şurada tek şey var. Görüyorsunuz. Klinik gebelik oranlarını miyomu çıkarttığında arttırıyorsunuz. Ama diğerleri şu anda esasında henüz tam olarak ispatlanmış durumda değil. Ama yine de şunu biliyoruz ki submüköz miyomlarda herhangi bir şekilde bu miyomu gördüğümüz zaman çıkartmamız lazım. Şimdi esas soru değerli meslektaşlarım, intramural miyomlarda ne yapalım? Intramural miyomlar gerçekten fertiliteyi azaltır mı? Soru bir. Çıkartılmaları fertiliteyi arttırır mı? Bakın, klinik gebelik oranları istatistiksel olarak anlamlı. Yani infertilite yapıyor. İmplantasyon oranını düşürüyor. Devam eden gebelik oranı ve canlı doğum oranını düşürüyor ve spontan abortus oranlarını arttırıyor. Bu tüm çalışmalar. Prospektif çalışmalara bakalım. Bakın prospektif çalışmalarda implantasyon oranı, devam eden gebelik oranı, doğum oranını azaltıyor, spontan abortus oranını arttırıyor. Bu histereskopinin kullanıldığı çalışmalarda ise şu gösterilmiş, özellikle implantasyon oranını düşürüyor. Peki soru şu, intramural miyomları çıkarırsak fertiliteyi arttırabilir miyiz? Belli değil değerli meslektaşlarım. Ama bakın çalışma sayıları çok kısıtlı. İmplantasyon oranı ile ilgili çalışma yok, preterm oranlarla ilgili çalışma yok. Sadece klinik gebelik oranları ile ilgili iki çalışma, devam eden gebelik canlı doğum oranları ile ilgili bir çalışma ve spontan abortus oranları ile ilgili bir çalışma var. Demek ki bu konuda aslında kesin bir hüküm verebilmemiz için daha fazla çalışmanın olması lazım. Şimdi subseröz miyomlarda bu oranlarda fark olmadığını görüyoruz. Demek ki bu Priest'in çalışmasının sonucu değerli meslektaşlarım, subseröz miyomların fertilite ve abortus ile ilişkisi yok. Submüköz miyomlar fertilite üzerine etkili ve çıkarılmaları fertilite ve canlı doğum oranlarını arttırmakta. Şimdi intramural miyomların fertilite üzerine olumsuz etkileri var ancak çıkarılmalarının fertilite üzerine olan etkisi gösterilememiş. Bu çalışmanın özeti bu ama yine de bize şunu söylüyor. Intramural miyomlar da bu konuda önemli bir rol oynuyor. Şimdi değerli meslektaşlarım bakın bu miyomların yerleri Figo'nun sınıflamasına göre bu özellikle şunlarda sorun yok. 0, 1, 2. Burada soru şu. 6, 7'de de sorun yok. Bunlara ellemeyeceğiz. Soru şu. Bu 3, 4, 5'i ne yapalım? Bu intramural miyomları ne yapalım? Bunları çıkarmalı mıyız? Çıkarırsak fertilite üzerine etkimiz ne olur? Bu da değerli meslektaşlarım, Sunkara'nın çok bilinen bir çalışması 2010 yılında toplam 19 çalışma ama hepsi gözlemsel. Bunlar IVF tedavisi gören hastalar, kavite basısı olmayan intramural miyomlu ve iç miyomu olmayan hastalara bakılmış. Bakın değerli meslektaşlarım, implantasyon oranı miyomu olan kişilerde IVF tedavisi gören ve miyomu olan kişilerde bakın tam sınırda yani bir çizgisi 0,73 ile 1,02 arasında yani neredeyse evet IVF'i olumsuz etkiliyor implantasyon oranlarında diyebiliriz neredeyse. Ama bakın klinik gebelik oranları bu biri kesmiyor değerli meslektaşlarım. Yani burada IVF yapılan olgularda intramural miyomların olması gebelik oranlarını azaltır. Ne kadar? Bakın yaklaşık olarak %23, %6 ila 23 civarında azaltır. Sonuçta baktığınız zaman demek ki olumsuz bir etkisi var klinik gebelik oranları. Canlı doğum oranları üzerine etkisi var mı? Evet. Canlı doğum oranları üzerine de etkisi var. Yani olumsuz etkisi var. Abortus oranları bu da bakın biri tam sınırdan kesmiş. 0,99 da 1,03
57 arasında. Demek ki burada da spontan abortus oranlarını arttırıyor diye bir kanıya varabiliriz. Sonuçta bu çalışmanın özeti de evet intramural miyomlar klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını azaltır, spontan abortus oranlarını arttırır ama rutin olarak miyomektomi önermek için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Bakın ben size şimdi birkaç tane farklı çalışmadan kısa kısa özet vereyim. Burada tabii bakın soru şu. Aslında her kongrede bu miyom konusu anlatıldığında bu soru soruluyor. Acaba miyomu çıkartmak için bir sınır var mı? Yani kaç santim büyüklüğündeki bir miyomu çıkaralım? Bakın 5 santimden küçük miyomların bu çalışmada etkisi olmadığı söylenmiş. Acaba böyle mi? Yani 5 santim mi? Bakın bu da bir başka çalışma. Bu da diyor ki 30 milim 3 santimden büyükse ve birden fazla miyom varsa gebelik oranı azalır diyor. Bu da bakın nedense bu çalışmada uzak doğudan 2,85 milim. Bu da sınır olarak 2,85 milim almış. Evet diyor 2,85'ten büyükse doğum oranı azalır. Peki neden değerli meslektaşlarım? Şimdi burada da şuna bakmışlar. Şimdi bazı ultrasonlarda bir program var. Ve uterusun aslında IVF ile uğraşan arkadaşlarımız uterusun kontraksiyonlarını görüyoruz biz. Burada da bu kontraksiyonların sıklığı miyomlar yüzünden oluşuyorsa ve sıksa yani 3 dakika içinde 2 defadan fazla ise gebelik izlenmemiş. Demek ki miyomların anormal uterin kontraksiyon üzerine bir etkisi var. Gerçekten ben de ağırlıklı olarak buna inanıyorum. Peki buradaki acaba endometriyuma olan mesafe bizi etkiler mi ya da ne kadar etkiler? Buna da bakılmış. Bakın 1 milimetreden küçük, 1-3 milimetre ve 3 milimetreden daha uzak olan. Gerçekten bunlar da klinik gebelik oranlarında yakın olan yani endometriyuma ne kadar yakınsa o kadar gebeliği önlüyor. Sonuç olarak ASRM pratik komitesi de şunu söylüyor. Asemptomatik kadınlarda kaviteye bası yapan miyomlar. Bu intramural olabilir, kaviteye baskı yapabilir ya da submüköz çıkarılması klinik gebelik oranlarını arttırır. Grade B. Kaviteye bası bulgusu olmayan miyomlar OPU sırasında overe ulaşmayı engellemiyorsa asemptomatik kadınlarda çıkarılması önerilmemek. Ama bakın kanıt düzeyi düşük Grade C. Yani bunu esasında hala çok doğru bir şekilde bilemiyoruz. Bakın tip 3 miyomlara bakmışlar. Tip 3 miyomlarda acaba nasıl durum? Yani bir kısmı kaviteye kadar gelen intramural miyomlarda klinik gebelik oranları, implantasyon oranları ve canlı doğum oranları özellikle miyom 2 santimden büyükse azalıyor. Şimdi tekrar bir lokalizasyona göre bakarsak submüköz miyomların fertilite üzerine olumsuz etkileri var ve çıkarılmaları gebelik sonuçlarını iyileştirmekte ve bunlara histeroskopik miyomektomi yapacağız. Altın standart. Ancak bakın değerli meslektaşlarım, histeroskopi yaptınız. Bu miyomu çıkardınız. Tamam, her şey bitti. Güllük gülistanlık. IVF'de transfere gidebilirsiniz. Peki o çıkardığınız yerde adezyon olmadığını nereden biliyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka bu miyomektomilerden bir süre sonra, bir ay ya da 2 ay sonra bir HSG çekilip adezyon bakılması lazım. Ve özellikle de bunlarda bu yeni çapraz bağlı hyaluronal jelin kullanılması biz de rutin olarak kullanıyoruz. Gerçekten adezyon oranlarını azaltıyor.
Şimdi submüköz miyomlarda bakın tip 0, 1, 2 3 santimden büyükse eğer tip 2 miyomlarda tekrar histeroskopi yapma şansınız yüksek. Çünkü bir kısmı intramural bölgede kalabiliyor. 5 santimden büyük miyomlarda çok sayıda işlem yapabilirsiniz. Adezyon oluşabilir, endometriyal hasar şansı yüksek. Yani bu miyomlarda 5 santimden büyükse belki de laparoskopi veya laparotomi yapmanız histeroskopiye göre daha doğru olabilir. İntramural miyomlarda ne yapalım değerli meslektaşlarım? Tip 3, 4, 5. Bunu biraz evvel de söyledik. Gebelik oranları, implantasyon oranları, canlı doğum oranları azalır. Kaviteye bası bulguları varsa miyomektomi yapalım. Ama rutin miyomektomi kararı için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Peki laparoskop ya da laparotomi fark eder mi intramural miyomlar için? Fark etmiyor değerli meslektaşlarım. Bu işte multicenter randomize çalışmalar var. Her ikisi de aynı. Fark etmiyor. Sonuç olarak submüköz miyomların fertilite üzerine olumsuz etkileri var ve çıkarılmalarının gebelik üzerine olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. İntramural miyomların fertilite üzerine olumsuz etkileri var. Hem doğal yoldan hem IVF'te ama miyomektominin rutin önerilmesi için randomize kontrol çalışma ihtiyaç var. Subserozlerin ise fertilite üzerine olumsuz etkileri yok. Laparoskopi ya da laparotominin bize üstünlüğü yok. Şimdi değerli meslektaşlarım, özet olarak bakın, şunlar kesin indikasyonlarımız. Submüköz miyomlar, kaviteye bası yapan intramural miyomlar, semptomatik miyomlar. Bugün tartışmalı olanlar kaviteye bası olmayan intramural miyomlar, tip 3 miyomlar, 4-5-6 yine tartışmalı, miyomun çapı ve sayısı. Şimdi ben size kendi olgularımızdan birkaç tane olgu verdim. Yani bunu da aslında şunun için söylüyorum. Şimdi bakın, şöyle bir hasta geldiği zaman, bakın 34 yaşında, 4 kere glomerular IUI, toplam 4 kere IVF, 3'ünde gebelik yok, 4'üncüsünde gebelik 24. haftada preterm eylem ve postpartum dönemde eks oluyor. Uterusta en büyüğü 3 santim olan multiple intramural ve subseröz miyomlar. Kover rezervi düşük gördüğünüz gibi. Biz bu hastamızda 2 kere toplama yaptık. Sonuçta 5 embriyoyu genetiğe gönderdik ve 3'ü normal çıktı. Aslında bu da yüksek bir oran. Normalde 3 embriyodan bir tanesi normal çıkıyor. Bakın bu hastadan 12 adet miyom çıkarttık değerli meslektaşlarım. Bakın oldukça küçük miyomlar da var. Gördüğünüz gibi bunların hiçbiri submüköz değil. Hepsi intramural ve subseröz miyomlar. Bir embriyo verdik. Gebe kaldı ve hastamız doğurdu. Bir ikinci hasta. Bakın bu da başka bir hastamız. Bir kere glomen ve IUI yapılmış. Burada 3 kere IVF yapılmış. Biri taze, ikisi donma çözme. Taze de gebe kalamamış. Donma çözmede de 2 seferinde de misset abortus olmuş. Bu hastamızda da bakın en büyüğü 4 santim olan multiple miyomlar. Bu hastamızda da biz daha önce başarısız denemeleri olduğu için genetik tarama yaptık. Ve sonuçta 5. gündeki 4 embriyosundan 4 tanesi de normal çıktı. Bakın toplam 14 adet miyom çıkardık. Şimdi değerli meslektaşlarım, bu miyomlar gözünüzün önündeyken, hastanın tekrarlayan başarısız denemeleri ve abortları varken,
Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu hastaya bu miyomların bir etkisi yok. Nasıl diyeceğiz yani? Diyebilir miyiz? Gördüğünüz gibi bakın bir embriyo verdik ve gebelik sağlandı, doğum sağlandı. Daha sonra size enteresan bir şey söyleyeyim. Bu hastamız geçenlerde beni aradı. Dedi ki ben spontan olarak gebe kaldım. Yani bir sonraki gebeliği de spontan olarak oldu ve devam ediyor. Bakın üçüncü bir olgu. Daha önce iki kez başarısız denemesi var. 3 Flömen IUI, 33 yaşında bir hastamız. Bu hastamızın da bakın en büyüğü 3 santim olan çok sayıda intramural ve subseröz miyomları var. Bu hastamıza da yine tekrarlayan başarısız denemeler olduğu için genetik tarama yaptık. Toplam 9 embriyodan 5'i normal geldi. Bakın bu hastamızdan da gördüğünüz gibi toplam 8 adet miyom. Şu submüköz yani neredeyse tip 1, tip 2 bakın şurası endometriyum. Tip 1, tip 2 olan bir miyom. 8 adet miyom çıkardık ve hastamız gebe kaldı ve gebelik devam ediyor. Benim sizlere bugünkü webinarda anlatmak istediklerim bunlar. Ama sorularınız varsa soruları memnuniyetle alabilirim. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Efendim ben sizin bu güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Evet bir soru var herhalde burada. Multiple intramural miyomları olup endometriyuma bası yapmayan hastalarda IVF denemeden ameliyat önerir misiniz? Şimdi burada bakın özellikle ben şunu öneriyorum. Eğer çiftin ilk IVF denemesi ise ve söylediğiniz gibi multiple intramural miyomları var, endometriyuma çok yakın değil. Yani hani gördüğünüz gibi endometriyuma böyle teğet geçen ya da endometriyumu yaylandıran bir miyom olmadığı takdirde ilk IVF denemesinde belki ilk iki IVF denemesinde ameliyat önermiyorum. Ama eğer İki veya daha fazla IVF başarısız IVF denemesi varsa o zaman bunlara ameliyat öneriyoruz. Rica abi ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Şimdi miyomektomiden, bu da güzel bir soru. Miyomektomiden kaç ay sonra transfer yapıyorsunuz? Şimdi bakın bizim aslında jinekolojide de tıpta olduğu gibi birçok dogmatik yaklaşımlar var. İşte miyomektomi yaptıktan sonra 6 ay bekleyelim, 1 sene bekleyelim.
Bunun da esasında hiçbir kanıta dayalı bu konuda bir çalışma yok. Yeni yeni bir iki çalışma çıktı. Biz genellikle miyomektomiden sonra 2 ay bekliyoruz. Ondan sonra hastamızı transfere hazırlıyoruz. Yani takribi miyomektomiden 3 ila 4 ay sonra transfer yapıyoruz. Bugüne kadar da herhangi bununla ilgili bir problem görmedik. Yani rüptür ya da başka bir problem yaşamadık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir soru vardı ama onu bir saniyenizi rica ediyorum. Bunu kaçırdım. Bir intramural tek miyomun. İntramural tek miyomlarda endometriyuma bası yoksa büyüklüğüne göre bir yorum yapar mısınız? Şimdi bakın değerli meslektaşlarım. Yine burada aslında maalesef büyüklükle ilgili çok bir kanıta dayalı elimizde bir veri yok. Dolayısıyla burada boyutun çok önemli olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani 3 santim, 5 santim bunların hepsi şu ana kadar kanıtlanmamış şeyler. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eğer başarısız bir ya da iki tüp bebek denemesi varsa o zaman boyuttan bağımsız yapmanızı öneririm. Benim tavsiyem öyle. Ben çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar, hepinize. Bir GnRH ile ilgili bir soru var herhalde. Ama tamamı çıkmamış. Recai hocamızın bir sorusu var. Abi bu da çok güzel bir soru. Soru şu değerli meslektaşlarım. İntramural multiple miyomektomiden sonra endometrium inceliğiyle hiç karşılaştın mı? Ben bir hastamda çok dikkatli miyomektomi yapmama rağmen ince endometrium oldu. Şimdi burada tabii endometriuma hiç dokunmadığımız halde ince endometriyum olur mu? Ben de bir ya da iki hastamda böyle durumlarla karşılaştım abi. Benim tahminim bu intramural miyomda özellikle o junctional zonun hasar gördüğünü düşünüyorum. Eğer junctional zona bir miktar hasar verdiysek tabii bu junctional zonu nasıl ayıracağız? Yani endometriyuma kadar geliyorsunuz, endometriyumu koruyorsunuz, endometriyuma girmiyorsunuz ama junctional zonu nasıl ayıracağız? Ayıramıyoruz. Dolayısıyla muhtemelen bunun onunla ilgili olduğunu düşünüyorum ama çok fazla bilmiyorum. Çok fazla yorum yapmayayım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Hulusi Zeynaloğlu hocamız da şöyle bir soru sormuş. IVF için laparoskopik bir laparotomi ile miyomektomi önerirsiniz? Ben mini laparotomi ile yapmayı tercih ediyorum. Laparoskopik de yapılabilir ama bakın laparoskopik miyomektomi yapmanın en önemli sakıncası bana göre birincisi çok fazla koter kullanılıyor. Bu kullanılan koterlerin orada ciddi bir şekilde miyometriyumda nekroz yaptığını düşünüyorum. Ve sütürü biz ne kadar usta bir laparoskopist olsak da hiçbir zaman mini laparotomideki kadar güzel sütür atamıyoruz. Bir diğer hususta özellikle burada dokunma duyumuz yani miyomu hissedecek dokunma duyumuz yok laparoskopide. Ve eğer miyomektomi yapacaksanız değerli meslektaşlarım ameliyattan bir gün önce mutlaka hastaya detaylı bir ultrason yapıp
Yani mapping denilen haritalama yapmanız lazım. Ve bunları tek tek kaydetmeniz lazım. Miyom nerede? Çünkü ameliyat ettiniz, ameliyat anında sadece o dokunma hissiyle de bunu hissetmeniz pek kolay olmayabilir. Aslında bir tarihlerde biz bir firmanın bize getirdiği bir cihazı 1 ay 2 ay süreli kullanma şansımız olmuştu. Yayın da yapmıştık. Bu da 10 milimetreden geçen bir probla laparoskopik ultrasonografi yapma şansı vardı. Yani aynı anda siz 10 milimetrelik bir trokardan bu probu sokarak uterustaki miyomlara ultrason yapabiliyor idiniz. Bu çok güzel bir aletti ama biraz pahalıydı, o zaman alamamıştık Gazi Üniversitesi'ne. Ama bununla ilgili 2 tane yayında yaptık. Sonuç olarak sevgili Hulusi Hocam, mini laparotomi öneriyorum. Şimdi bir soru daha geldi. Ben bir onu görmeye çalışıyorum. Sevgili Ege'den gelmiş. Intramural veya subseröz miyomektomi sonrası nasıl bir kavite değerlendirmesi? Bu da çok önemli bir soru. Sevgili Ege'ye çok teşekkürler. Mutlaka HSG çekiyoruz. Bütün miyomektomilerden sonra mutlaka HSG ile kaviteyi kontrol ediyoruz. Çünkü biraz evvel Recai abinin sorusunda olduğu gibi siz intramural kaviteye çok yakın ya da kaviteye girmeniz gereken durumlarda kaviteyi tamir ettikten sonra adezyonlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu da aslında aynı soru. IVF, çok özür dilerim. Ben de Erol Hocam size teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkan verdiğiniz için. Hulusi Hocam, laparatomi, laparaskopi mi? Mini laparatomi hocam. Ne laparatomi, ne laparaskopi, mini laparatomi. Ya ben teşekkür ederim. Sağ olun Suna Hanım. Bu ikiz bebek için ben teşekkür ederim. Kontrol histeroskopi öneriniz herhalde şunu soruyorsunuz. Submüköz miyomlar için. O şekilde anlıyorum. Ama biz submüköz miyomlarda da kontrol histeroskopisi yapmayıp doğrudan doğruya HSG istiyoruz. Eğer HSG'de bir şey görürsek histeroskopi yapıyoruz. HSG'de görmezsek yapmıyoruz. Değerli meslektaşlarım, yani benim size önerim iyi çekilmiş HSG'leri daha fazla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Doğrudan doğruya belki histeroskopi, ofis histeroskop bizim için daha kolay olabilir ama ben HSG'yi daha fazla tercih ediyorum ve HSG'de bir problem varsa o zaman histeroskopi yapıyorum miyomektomiden sonra. Embolizasyon ve IVF ile ilgili literatürde çalışma var mı diye sevgili Murat Arslan soruyor. Ben bununla ilgili bir çalışma görmedim. Belki Hulusi Hoca'ya sormak lazım. Embolizasyonla ilgili en büyük soru işareti şu. Burada embolizasyon yaptıktan sonra siz bir nekroz yaratıyorsunuz. Yani miyomda da nekroz yaratıyorsunuz. Belki uterusun belli bölümlerinde de nekroz yaratıyorsunuz. Çünkü sonuçta kanlanmayı azaltıyorsunuz. Peki bundan sonra, yani bu nekrozdan sonra nasıl bir iyileşme olacak? Ve iyileşme olduktan sonra da bu nekroze olan bölgeler nasıl düzelecek? Tam olarak düzelecek mi? Yani bu esasında çok değişik bir husus. Embolizasyon ve IVF ile ilgili ben bir çalışma görmedim.
Hulusi Hocam var mı böyle bir çalışma? Yılmaz abi ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Evet, Hulusi Hoca cevap vermiş. Embolizasyon gebe kalacak hastaya önerilmiyor. Sizin dediğiniz gibi nekrozlar genellikle rüptürle sonuçlanabilir demiş. Çalışma var mı hocam? Recai abi de embolizasyon hem miyometriumu hem de endometriumu bozuyor. Fertil desteği olan birisine yapılmamalı. Ben de sevgili hocalarıma şu soruyu sormak istiyorum. Acaba opere edemeyeceğiniz kadar kötü bir adenomiyozis'te embolizasyon yapılmalı mı? Ben de bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Literatürde de yok. Çok kötü bir adenomiyozis. Yapamıyorsunuz. Acaba buna biz embolizasyon yapsak adenomiyozisi küçültebilir miyiz ve daha sonra da IVF yapabilir miyiz? Bu sorunun da cevabı yok. Bilmiyorum değerli hocalarım ne düşünürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hulusi Hocam bir review değerlendirmiş case reportlardan. Adenomiyozisle mi ilgili hocam, miyomlarla mı ilgili, miyom embolizasyonuyla mı? Miyomlarla ilgili. Şimdi ben ilk defa geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2-3 hafta kadar önce daha önce 3 kez adenomiyozis ameliyatı olmuş ve hala çok büyük adenomiyozis nodülleri ve yaygın adenomiyozis olan bir hastaya 3 defa başarısız IVF'i var. Bir kere de biz ona genetikten geçmiş embriyo verdik ve tutmadı. Buna ilk defa bir miyom embolizasyonu radyoloji ile konuşarak radyoloji departmanı ile yaptırdık. Şimdi sonucunu bekliyorum. Bilmiyorum yani sonucu. Çünkü artık başka bir çaremiz yoktu. Hasta opere edilemeyecek durumdaydı ve opere de olmak istemiyordu. Her türlü ilacı kullanmış. Defalarca GnRH agonistleri kullanmış. Biz kendisine bir Femara verdik. Aromataz inhibitörü ve aynı zamanda bir adenomiyoz sembolizasyonu yaptırdık. Sonucunu bekliyoruz. Sonucunu sizinle paylaşırım. Başka soru yok herhalde değerli meslektaşlarım. Eğer başka bir sorunuz yoksa ben hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Değerli Üreme Tıbbı Derneği yöneticilerine, sevgili Timur abi, Recai abi ve sevgili arkadaşım Erol başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle iyi geceler diliyorum.